Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Usame bin Zeyd radıyallahu anh. Ebu Muhammed Usame bin Zeyd bin Harise el-Kelbi radıyallahu anh. Usame bin Zeyd hicretten 8 yıl önce Mekke'de dünyaya geldi. Babası Zeyd bin Harise Hazreti Hatice'nin kölesiydi. Hazreti Hatice annemiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle evlenince kölesini ona hediye etmiş, o da Zeyd bin Harise'yi azat ederek kendi yanında tutmuştur. Usame bin Zeyd'in annesi aynı zamanda Resul-i Ekrem'in dadısı olan Ümmü Eymen'dir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Usame'yi küçüklüğünden beri çok sever, bir dizine onu, bir dizine de torunu Hasan'ı oturtur ve "Allah'ım, ben bunları seviyorum, sen de sev" diye dua ederdi. Mekke müşriklerinden Hakim bin Hizam, Resulullah'a Yemen hükümdarlarından Seyf bin Züyezen'e ait bir elbiseyi hediye etmek istemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerden hediye kabul edemeyeceğini söyleyerek elbiseyi 50 dinara satın almış, sadece bir cuma günü giydikten sonra Usame'ye giydirmiştir. Usame, Resulullah'ın sevdiği kişi veya babasından dolayı Resulullah'ın sevdiği kişinin sevgili oğlu diye anılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicretten sonra Zeyd bin Harise ile Ebu Rafi'yi görevlendirip Mekke'den Medine'ye getirdiği ailesi ve yakınları arasında Usame ve annesi Ümmü Eymen de bulunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşı küçük olduğu için Usame'nin Uhud gazvesine katılmasına izin vermemişti. Uhud savaşına katılamadığı için çok üzülen ve ağlayan Usame bin Zeyd radıyallahu anh, Hendek savaşı öncesinde boyunu biraz daha uzun göstermeye çalışarak Resulullah'a gelmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona şefkat gösterip savaşa katılmasına izin vermiştir. Usame bin Zeyd radıyallahu anh, hicretin 8. yılında vuku bulan Mute Savaşı'nda babası Zeyd bin Harise'nin sancağı altında savaştı. Henüz 18 yaşını doldurmamıştı ama babasının şehit olduğunu bizzat görmesine rağmen Cafer bin Ebu Talip, Abdullah bin Revaha ve Halid bin Velid, Allah onlardan razı olsun, onların kumandasında savaşmaya devam etti. Mekke fethinde Allah Resulü ile birlikte Beytullah'a girme şerefine nail olan Usame, veda haccı esnasında Bilal-i Habeşi ile birlikte Resulullah'ın yanı başında bulunuyordu. Huneyn gazvesinde ilk başlarda uğranılan yenilgi üzerine kaçmayıp Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalan çok az sayıdaki sahabi arasında yer aldı. Usame bin Zeyd radıyallahu anh, hicretin 8. yılı Safer ayında Galip bin Abdullah kumandasında Fedek civarında oturan Mürre kabilesi üzerine gönderilen 200 kişilik seriyede yer aldı. Bu sırada Beni Mürre'nin müttefiki Cüheyne kabilesine mensup Mirdas bin Nehiki la ilahe illallah dediği halde onun gerçekte Müslüman olmadığını ancak can korkusuyla Müslümanlığı kabul ettiğini düşünerek öldürdü. Bu olay üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Usame'yi çağırıp "Kalbini yarıp da mı baktın?" diyerek yanlış yaptığını belirtti. Usame bin Zeyd radıyallahu anh böyle bir hata yaptığı ve Resulullah'ı üzdüğü için kendisini affedememiş ve "Keşke daha önce değil de bugün Müslüman olsaydım" demiştir. Usame'yi çok sevdiğini bildiklerinden bazı sahabiler isteklerini iletmesi için Resulullah'a onu aracı olarak gönderirlerdi. Bununla birlikte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hırsızlık yapan bir kadının cezasının affedilmesi ricasıyla kendisine gelen Usame'nin
bu isteğini kabul etmemiş ve kendi kızı Fatıma dahi aynı suçu işlemiş olsa Allah'ın koyduğu cezayı ona da uygulayacağını söylemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 11. yılı Safer ayında Suriye bölgesine göndermek üzere Usame bin Zeyd kumandasında bir ordu hazırladı. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer gibi önde gelen sahabiler de onun komutası altında bulunuyordu. Bu arada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı şiddetlenmeye başlamıştı. Resulullah'ın Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer gibi sahabilerin bulunduğu bir orduya azatlı bir kölenin genç ve tecrübesiz oğlunu kumandan tayin etmesini eleştirenler baş göstermişti. Bu eleştirileri duyan Allah Resulü mescide gitti. Zeyd bin Harise'yi Mute Savaşı için kumandan tayin ettiği günleri hatırlatarak, daha önce onun babasını kumandan tayin etmeme de karşı çıkmıştınız. Babası kumandanla nasıl layıksa, oğlu da layıktır diyerek itirazların yersizliğini belirtti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde onun yıkanıp kefenlenmesiyle ilgilenen sahabilerin arasında Usame de bulunuyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hilafete geldikten sonra ilk icraatı Allah Resulü'nün hastalığı ve vefatı nedeniyle Mute Savaşı'nda şehit olanların intikamının alınması için hazırlanan ve sefere çıkamayan orduyu sefere yollamak oldu. Birçok sahabi Allah Resulü'nün vefatından sonra ortaya çıkan dinden dönme hareketleri yüzünden Medine'nin güvenliği açısından Usame'nin ordusunu göndermekten vazgeçmesini istese de Hazreti Ebubekir onlara Resulullah'ın hazırladığı orduyu geri çeviremeyeceğini ve onun verdiği kararı kesinlikle yerine getireceğini söyledi. Ordu tekrar Cuh denilen yerde toplanınca Usame Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı Hazreti Ebubekir'e gönderip ordu içinde kendisinin kumandanlığından rahatsızlık duyanların olduğunu, bu sebeple orduyla birlikte Medine'ye geri dönmek istediğini haber verdi. Ebubekir radıyallahu anh ise Hazreti Ömer radıyallahu anha Resulullah'ın kumandan tayin ettiği bir kişiyi görevden almayacağını söyledi ve ardından Cuf mevkiindeki karargaha gitti. Usame at üstünde, Hazreti Ebubekir onun yanında yaya olarak bir müddet birlikte yürüdüler. Bu sırada Halife Usame'den Hazreti Ömer'in Medine'de kalması için izin istedi. Usame de izin verdi. Hazreti Ebubekir Usame'yi ve askerlerini uğurlarken İslam fetihlerinin ruhunu yansıtan önemli bir konuşma yaptı. Onlara Allah yolunda kafirlerle savaşmayı, hainlik etmemeyi, sözünde durmayı, ganimet malına zarar vermemeyi, korkup çekinmemeyi, fesat çıkarmamayı, emirlere karşı gelmemeyi, çocukları, kadınları ve yaşlı insanları öldürmemeyi, meyve ağaçlarını kesmemeyi, yemek ihtiyaçları dışında koyun, sığır ve develeri boğazlamamayı, manastırlara çekilmiş kimselere dokunmamayı emretti. Ve kendilerine ikram edilen yemekleri Allah'ın ismini anarak yemelerini tavsiye etti. Usame bin Zeyd ordusuyla birlikte babasının şehit olduğu yere Suriye'deki Belka bölgesine kadar gitti. Übna, Hanüz Zeyd köyüne bir saldırı düzenledi. Usame görevini yerine getirip Medine'ye döndüğünde sevinçle karşılandı. Bütün itirazlara rağmen o kritik dönemde Usame ordusunun Suriye'ye gönderilmesi çok yerinde bir karar olmuş, İslam'a karşı cephe alan kabileler Müslümanların gücünü görerek ona göre hareket etmişlerdi. Ayrıca bu sefer Müslüman Arapların Suriye bölgesine akın tarzında yaptıkları askeri seferlerin ilkidir. Bu sırada Medine, zekat vermek istemeyen bazı kabilelerin saldırılarına uğramış ve saldırılar püskürtülmüştü. Ordu, Medine'ye geldikten sonra dinden dönenlere karşı savaşmak için Halid bin Velid'in arkasından Yemame'ye gönderilen Usame, zafer elde edilinceye kadar onunla birlikte savaştı. Hazreti Ömer, Usame'nin ordusuna katılmamakla birlikte sonraki dönemlerde ona hep kumandanım diye hitap etti. Divan teşkilatını kurup herkesin alacağı atiye miktarını belirlerken Usame bin Zeyd'e
4000 dirhem, kendi oğlu Abdullah'a ise 3000 dirhem tahsis edince, Abdullah itiraz edip, Usame'ye niçin kendisinden daha fazla atiye verdiğini sordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Resulullah Usame'nin babasını senin babandan, Usame'yi de senden daha çok sevmişti dedi. Usame bin Zeyd radıyallahu anh, Hazreti Osman'ın teveccühünü de kazandı. Halife ona ikta olarak bir parça arazi verdi. Kendisini hicretin 34. yılında siyasi durumu hakkında bir rapor hazırlamak üzere Basra'ya gönderdi. Usame, Hazreti Osman ve Hazreti Ali döneminde ortaya çıkan fitne ve iç savaşlar sırasında, Resulullah döneminde La ilahe illallah diyen bir kişiyi öldürmesinden dolayı duyduğu pişmanlığın da etkisiyle, Müslümanlar arasında kan dökülmesinden çekiniyorum diyerek tarafsız kaldı. Fakat daha sonra Hazreti Ali'nin haklı olduğuna kanaat getirip ona yardım etmediğine çok pişman oldu. Allah Resulü'nün vefatının ardından bir süre Dımaşk'a bağlı Mizre'de ikamet eden Usame, Vadil Kurra'da ve Medine'de yaşadı. Hicretin 34. senesinde Muaviye bin Ebu Sufyan'ın hilafeti döneminde Curt'ta vefat etti. 128 hadis rivayet eden Usame bin Zeyd, siyah tenli, zeki, iffetli, takva sahibi, mütevazı, ihlaslı, insanları seven, kendisi de sevilen, hak bildiği şeyi hiç çekinmeden söyleyen bir yapıya sahip, aziz sahabilerden biriydi. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.